Ondan sonra soru cevaplara geçebiliriz, uygun olursa. Evet, ilk önce bir gecikme zammı ve gecikme cezası yurt içi üfe karşılaştırması tablosunu şöyle bir verirsek, yıllar itibariyle zaten bunun üzerinden tek tek geçmeyeceğim, siz görüyorsunuz. Ana para ve faiz direkt yapılandırmadan önceki prim ana parası ve faizi. Bu faizin eğer biz yapılandırma kapsamında yurt içi tüfe oranından değerlendirirse ki ana parasına ilave edecek olan kısım. Bakın burada 1200 artı 1500 2753 iken yapılandırmadan önce ödeyecekken yapılandırmadan sonraki tutar 1964 liraya düşüyor ki bu direkt bir sabit olarak bir yıl itibariyle belirlenmiş bir tutar. Ki bizim de yapılandırmadan bir 2008 yılı primlerine ilişkin %28.66 bir avantajımız var. 2009 yılı için böylelikle tablo bize vermiş. Tabii ki önceki eski yıllarda avantajımız daha fazla oluyor tabii ki normal olarak. 28.66'dan başlayarak 2015 yılı sonuna kadar 10.83'e kadar bir yapılandırma avantajı sağlıyor. Yani bu bir tablo, gecikme zammı ve gecikme cezası ile ilgili ve yurt içi üfe karşılaştırma tablosu olarak sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi ikinci örneğimizde değerli arkadaşlar, şöyle bir uygulamamız var. A Limited şirketinin 1 Ocak 2016 tarihinde kapsama giren borçlar için 67-36 sayılı kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulundu ve yapılandıran tutarın alacak aslı 7.512 lira olduğunu ifade edersek, bunun gecikme zammı ve gecikme cezası yerine hesaplanan TFÜFE ve yurt içi üfe tutarının 874 lira olduğunu varsayarsak, biz 7.512 lirayı primi artı 874 lira yurt dışı üfeyi toplayarak gecikme zamlarından ve gecikme cezasından silinerek 8.386 lira tutarındaki alacak yapılandıracak tutarı gösteriyor. İster biz bunu peşin olarak ödüyoruz, istersek de belli bir vadede, belli bir vade farkıyla ödeme imkanı oluyor. Evet. Ha, tabii peşin olarak ödersek ne gibi bir avantajı var, onu bir ifade edersek. Kanunun yürürlük tarihiyle ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacağı gibi 874 lira tutarındaki yurt içi üfe tutarının %50 daha indirim peşin ödeme indirimi yapılarak 874 liranın %50'sine yarısını alırsak 437 lira da bir erken peşin ödeme indirimi olarak gerçekleşiyor. İkinci örneğimizdeki primle ilgili yapılandırmada. Şimdi üçüncü örneğimizde bir idari para cezası ile ilgili bir yapılandırmaya bakarsak, B şahsının 2008-2002 aya ait 1010 lira tutarındaki idari para cezası ve asıl borcu bulunmaktadır. Söz konusu borcu 67-36 sayılı kanun kapsamında peşin ödeme yoluyla yapılandırılmış olması halinde hem İPC aslında hem de yurt içi üfeye göre hesaplanan tutardan %50 bir avantaj sağlayacak. Buna göre bizim normalde eğer yapılandırmasak şu andaki İPC aslının tutarı 1010 lira. Bunun bir gecikme zammı 1.485 lira gecikme zammı var. Toplam 2.495 bir borcumuz var. Eğer biz 6.736 sayılı kanuna göre bunu 6 taksitle öderirsek ne yapıyor kanun bizden? Direkt İPC'nin yarısını siliyor. 550 lira İPC'sinin aslı. Yurt içi üfeye göre hesaplanmış tutar 252 lira. Ve bunun da değerli arkadaşlar toplam 34.90 bir taksitlendirme farkı var. Ve burada da toplam 2495 lirayla 791.59 lira ne yapıyoruz? 6 taksit halinde eğer kabul edersek
bir taksitlendirme farkıyla birlikte İPC ve yurt içi üfesini ödemiş oluyoruz. Peşine dersek bununla ilgili olarak ne yapıyoruz? İPC'nin yine yarısını aldık, 505 lira. Tabii ki 6736'da göre bize bir peşin ödeme indirimi de veriyordu %50 oranında. Bunu da uygularsak 126.25, 252.50'nin yarısı toplam 631.25 lirada eğer peşin ödemesi halinde idari para cezası ve yurt içi üfesinin toplamı oluyor. Yani baktığımızda bu örnekte sonuç olarak 6736 sayılı kanuna göre peşin ödeyecek tutar 631.25 lira oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada yine uzunca bir örnek aldım idari para cezası ile ilgili. Şöyle bir bakarsak 17-12-2015'lerde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesini SGK'ya 20 Ocak 2016 tarihinde verildi ve bahsi konu fiile ilişkin 1273 lira türündeki idari para cezası işverene 6 Şubat 2016 tarihinde tebliğ edilmiş olduğunu varsayarsak ve buna karşılığı mükellef bu idari para cezasına itiraz etmiyor ve ödemediği varsayarsak söz konusu cezanın yasal ödeme süresi 21 Şubat 2016 tarihinde sona erdiğine dikkate alırsak biz arkadaşlar ne yapıyoruz? Yeniden yapılandıracak olan tutarın aslı zaten direkt %50'sini siliyorduk. 1270'in yarısı 636 lira aslı var. Bahse konu olacak, alacak kişinin gecikme cezası ve gecikme zammı yeniden hesaplanarak ki zaten yurt içi üfeleri de biz burada dönemler itibariyle görebiliyoruz. Burada -0.20 çıkmış ve 22.3.2016, 21.4 aylık olarak üfeler burada belirlenmiş. Ve bu kapsamda da örnek 4'te de biz oranların 2.81, 0.20, işte bu ay ay hesaplanan üfelerin 0.20, 0.40, 0.52, 1.48, 0.40 ve 0.20 olarak toplam 2.81 olarak alıyoruz. Ve bunu da 636 lira gecikme zammını hesaplayarak toplamda 17.89 lira cezası ile birlikte 654.39 lira idari para cezasını ödüyoruz değerli arkadaşlar. Evet, son iki örneğimizde sevgili meslektaşlar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile ilgili bir vaka gibi bir şey size buraya koydum. Bakarsak B gerçek kişisinin 28.10.2014 tarihinde bitirdiği ihale konusu işe ilişkin borçlunun yapılandırılması için 11.9.2016 tarihinde peşin ödeme tercihiyle SGK kurumuna başvuruda bulundu. Ancak eksik işçilik borcu ile yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın 11 Kasım 2016 tarihi itibariyle şirket işverene tebliğ edildiği varsayımda eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun tamamının 30 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde kanunun yayın tarihi olan 19.8.2016 tarihinde ödenenin yapıldığı tarihe kadar geçen süreçin herhangi bir eksik işçilikten kaynaklanan bir faiz alınmayacak örnek uygulamamıza göre. Evet ve son olarak da nitelikli inşaat işleri ile ilgili olarak bir vaka üzerinde bir çalışırsak. Özel nitelikteki inşaat işinin 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle tamamlandığı ve iş yerinde sigortalı çalışmaya son verildiği hususunda 23 Aralık 2015 tarihinde ilgili SGK merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan A işlerinin özel nitelikteki inşaat işlerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, İPC borçları ile ilgili eksik işçilikten kaynaklanan borçlar için 39.2016 tarihinde 67.36 sayılı kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulundu ve 67.36 kanuna göre ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.10.2016 tarihinden sonra 2 Ocak 2017 olacak zannedersem o tebliğ edildiği varsayıldığında
özel inşaatçıların en geç 1 Ocak 2017 tarihine kadar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ise en geç 28 Şubat 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde 67-36 kapsamında herhangi bir faiz alınmayacak özel nitelikli inşaat işi kapsamında. Evet değerli arkadaşlar, demin de ifade ettiğim gibi tebliğ yine çok geniş, çok uygulamalar da var ama işte geçen hafta konuşur üzere başkanın işte bir yaklaşık 45-50 dakika üzerinde bir toparlarsak dedi hocam. Ben de buna göre size bir şeyler ifade etmeye çalışayım. Umarım vakti sadık kalmışımdır değerli başkan. Vakitte hiç sıkıntımız yok hocam. Teşekkür ederim. Süper, ben teşekkür ederim. Olabildiğince soruları almaya çalışalım. Beraberce de tartışabiliriz. Varsa sorun.